Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün 61. üniteye gelmiş bulunuyoruz. 61 ünitemizde yeni bir konuya başlayacağız bu konumuzun adı Kâne ve benzerleri veya Kane ve kardeşleri bu başlığımızın adı bunlara nakıs fiiller diyoruz yani bugün işleyeceğimiz konuya nakıs fiiller diyoruz şimdi şöyle ki Arapça'da bazı fiiller var bu fiillere nakıs fiiller diye isim veriyoruz Bunlar kâne ve kânenin kardeşleri oluyorlar. Bunlara niye nakıs fiil diyoruz? Önce onu anlatayım size. Şimdi normalde bir fiil eğer lazımı ise yani geçişsizse kendisine fail alır. Eğer müteaddi ise yani geçişli ise kendisine hem fail hem de mef'ul alır. Fiilin işlevi budur. Fiil cümlesinin başındadır. Kendisine fail alır ve kendisine geçişli ise mef'ul alır. Bu fiiller kesinlikle kendilerine fail veya meful almazlar. Bu fiiller kendilerine kesinlikle fail veya meful almazlar. Fiil olarak fiilin işlevini yerine getiremedikleri için bunlara nakıs fiil denmiştir. Ama de fiilin işlevi nedir? Fail almak ve meful almaktır. Bunlar fiil ama fail almıyorlar, meful almıyorlar. Onun için bunlara ne diyorlar? Nakıs fiil. Yani işlevini tam yerine getiremeyen, işlemini tamamlayamayan fiil anlamında bunlara nakıs fiil denmiştir. Peki belki aklınıza gelebilir. Madem fiilin işlemini tamamlayamıyor. Niye bunlara fiil demişler veya nakıs fiil demişler? Çünkü fiiller gibi çekim çekim yapılıyor bunlarda. Yani mesela kâne bir fiil. Fiili mazini nasıl çekiyorsak kâneyi de ele çekiyoruz. Kâne, kâne, kânu, kânet, kânete, kunne, kunte, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunne, kuntu, şeklinde çekiyoruz. Veya bunların e, muzarisini aynı muzari fiil gibi çekiyoruz. yakunu, yakunu, yakunani, yakunu, ne tekunu, tekunani ilahiri. Bunlar mazi sigalarında ve muzari sigalarında bir fiil gibi çekildikleri için bunlara fiil denmiş. Ama bunlara niye nakıs fiil denmiş? Normal bir fiil gibi kendilerine fail ve meful almadıkları için bu defa bunlara ne denmiş? Bunlara nakıs fiil denmiş. Bu birinci bilmemiz gereken şey konuyla ilgili. İkinci, peki bunlar ne iş görüyorlar? Yani madem fiil gibi iş görmüyorlarsa bunlar ne iş görüyorlar? Biz dil bilgisinde bunları niçin görüyoruz? Şundan dolayı bunu görüyoruz. Bu fiiller, Kâne ve kardeşleri burada göreceklerimiz isim cümlesinin başına gelirler. İsim cümlesi neden oluşurdu? Mükteda ve haberden oluşurdu. Bunlardan da mübteda ve haberin başına gelirler. Peki mübteda ve haberin başına geldiklerinde ne yaparlar? Mübtedayı kendilerine isim yaparlar. Mübtedaya kânenin ismi veya kendinin kardeşlerinden birinin hangisi ise onun ismi deriz. Habere de kendinin haberi veya kendinin yerinde hangi kardeşi varsa onun haberidir deriz. Tekrar ediyorum. Bunlar isim cümlesinin başına gelirler. Mübteda ve haber cümlesinin başına gelirler. Mübteda'yı kendilerine isim yaparlar. Haberi de kendilerine haber yaparlar. Yani artık bu mübtedadır, bu da haberdir demeyiz. Mübtedaya bu kendinin ismidir deriz. Habere de bu kendinin haberidir ederiz. Veya mesela Kâne'nin bir kardeşi Esbaha'dır. Göreceğiz birazdan. Mübteda'nın başına geldiğinde Mübteda Esbaha'nın ismidir deriz. Haber de Esbaha'nın haberidir deriz. Bu ikinci bilmemiz gereken şey. Bunlar isim cümlesinin başına girerler. Mübteda'yı kendilerine isim yaparlar. Haberi de kendilerine haber yaparlar. Peki İrab'da bir değişiklik yaparlar mı? Üçüncü meselemiz. Evet. Bunlar İrab'da da bir değişiklik yaparlar. Mübteda'yı merfu yaparlar. Mübteda artık merfudur. Zaten merfuydu. Bunlar başına geldiğinde mübtedayı merfu yaparlar. Kendilerine isim yaparlar. Haberi ise mansup yaparlar. Haberi ise mansup. Haber merfuydu. Bunların haberi olduğunda, nakıs fiillerin haberi olduğunda artık mansup olmuş olur. İrap yönünden de bir değişiklik yaparlar. Örneklerde göreceğiz. Peki anlam yönünden isim cümlesinde bir değişiklik yaparlar mı? İsim cümlesinin anlam yönünden bir değişiklik katarlar mı? Evet. Kâne ve kardeşlerinden her birinin kendine ait özel bir anlamı vardır. İsim cümlesinin başına geldikleri zaman o isim cümlesine kendi anlamlarını katarlar. İsim cümlesi artı bu nakıs fiillerin katmış olduğu anlamı da katarız. Dört tane temel meselemiz var. Dört tane temel meselemiz var. Kâne ve kardeşleriyle ilgili. Şimdi bakın gelin. Sayfa 451'deki birinci örneğimize bakalım. Et talibu müştehidun. Öğrenci çalışkandır. Bu bir ne cümlesidir? Bu bir isim cümlesidir. Mükteda ve haberden oluşan bir isim cümlesidir. Et talibu mümteradır, merfudur. Haberden mümteradır, merfudur. Şimdi nakıs fiillerden olan kâne, bunun başına girdiği zaman cümle şöyle değişecek. Kâne talibu müştehiden. Kâne talibu müştehiden. Öğrenci çalışkan idi. Geçmişe götürmüş oldu. Öğrenci çalışkandır cümlesini öğrenci çalışkan idi. Geçmişe geçmişe götürmüş oldu. Bakın burada bir şeye daha dikkat edin. Ettali bu. Bu nasıl irab edeceğim? Kâne efali nakıs edendir. Yani nakıs fiillerdendir. Ettali bu. Kâne'nin ismidir. Merfudur. Ref alameti de dammedir. Ettali bu. Mübtedayı ne yaptım? İsim cümlesinde mübteda kânenin ismi oldu. Kânenin ismidir. Merfudur. Ref alameti dammedir. Müştehiden Kânenin haberidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Niye? Çünkü nakıs fiillerin ismi merfu, haberleri ise mansup olur. Nakıs fiillerin isimleri merfu, haberleri ise mansup olur. Şimdi bu cümlede nasıl bir değişiklik oldu? İki tane değişiklik olmuş oldu. Bir, artık bunları müpteda ve haber diye isimlendirmiyorum. Kânenin ismi ve kânenin haberi diye isimlendiriyorum. İki, her ikisinin de artık merfu olarak kabul etmiyorum. Birine kendinin ismi merfu diyorum. Öbürüne kendinin haberi mansup diyorum. Nasb alameti de fetha. Anlam yönünden peki bir değişiklik oldu mu? Tabii ki. Et bu müştehidun isim cümlesiydi. Subuta devlet ediyordu. Subut ve devama devlet ediyordu. Öğrenci çalışkandır. Ama başına kâne gelince kâne kendi anlamını da kattı. Öğrenci çalışkan idi dedi. bu sayfa 452'ye gelin. Ee, şöyle bir hatırlatmada bulunacağız. Sayfa 452'de. Şimdi biz dedik ki nakıs fiiller isim cümlesinin başına geldiğinde mübtedayı kendisine isim yapar, merfu yapar. Haberi kendisine haber yapar, masup yapar. Hatırlarsanız biz daha önce şöyle bir şey görmüştük. Ee, kelimelerin merfuluk ve mansupluk alameti değişebiliyordu. Mesela karşımızdaki müfret bir kelime ise Ref alameti dammeydi. Nasb alameti fethaydı. Cer alameti kesraydı. Doğru mu? Karşımızdaki tesniye bir kelime ise ikiye derlet ediyorsa ref alameti elifti. Nasb ve cer alameti yaydı. Karşımdaki cem-i ref alameti vavdı. Nasb ve cer alameti ya idi. Aynı şekilde. Doğru mu? Karşımdaki böyle değişiyordu. Böyle devam edip gidiyordu. Şimdi demek ki bu kânenin ismi veya haberi merfudur, mansuptur dediğimizde kelimenin cinsine göre alamet alır. Mesela kendinin ismi tesniye olursa merfu olacak, ref alameti ne olacak? Elif olacak. Doğru mu? Kendinin ismi örnek veriyorum. Cem-i Salim olursa merfudur. Cem-i Salim'in ref alameti neydi? Vav'dı. O zaman o da vav ile merfu olacak. Haber de öyle. Mansup tesniye ise ya ile mansup olacak. E, Cem-i Müzekerse ya ile mansup olacak gibi. Yani o bugüne kadar görmüş olduğumuz o kural burada da geçerli. kendinin isminde ve kendinin haberinde de geçerli diyebiliriz. Örnek. Şimdi biz bir önceki sayfada neyi gördük? Et talibu müştehidun örneğini gördük. Şimdi bir de tesniyesine bakalım. Et talibani müştehidani. İki öğrenci çalışkandır. İki öğrenci çalışkandır. Şimdi bunun başına nakıs fiillerden birini getireceğim zaman nasıl bir cümle kuracağım? Kânet talibani müçtehideyni kânet talibani muçtehideyni. 452'deki ikinci örneği okuyorum. Et talibani muçtehideyni. İki öğrenci çalışkandır. Şimdi bunun başına nakıs fiil getirdiğimde kâne et talibani muçtehideyniye dönüşmüş oldu. Neden? Kâne nakıs fiillerdendir. Et talibani onun ismidir. Merfudur, ref alameti eliftir. Çünkü tesniyeler elif ile merfu olurlar. Muçtehideyni <târibani> kânenin haberidir. Mansuptur, nasb alameti yağdır. Çünkü tesniye olan kelimeler ya ile e, mansup olurlar. Dikkat ederseniz kânet talibani müştehideyi niye dönüştü? Peki çoğul olursa et talibani müştehidani iki öğrenci çalışkandırdan iki öğrenci çalışkan idi. Geçmişe e, dönüştürdüm. dönüştürdüm. Et tullabu ne? öğrenciler çalışkandır cümlesinde diyorum ki kâne et tullabu müctehidine diyorum. Kânet tullabu müctehidine. Niye? Çünkü at-tullabu ismidir merfudu raf alameti dammedir. Cem'i teksir olan kelimeler damme ile merfu olurlardı. Mucite hidine kânenin haberidir. Mansuptur nasb alameti ya'dır. Çünkü cem-i, müzekkeri salim olan kelimeler ya ile mansup olurlar idi. Aynısı e, bu cümlede şunun içinde geçerli. Mesela e, müktedayla bunların arasında Uyum olması lazım cinsiyet yönünden Mükteda ile bunların arasında uyum olması lazım. Yani mükteda ile haber nasıl ki mükteda müzekkerse haber de müzekker, müennesse müennes oluyordu. Bunlar da o cinsiyet yönünden aralarında bir uyum var. Mesela örnek dikkat edin. Et talibetani muçtehidetani. iki tane kız öğrenci çalışkandır dediğimde burada tesniye ve müennes. Şimdi bakın haber nasıl oluyor? Kânet et talibetani muçtehidetaini ye dönüşmüş oldu. Yani kâneye de kânet mühendislik tası e, gelmiş oldu e, diyelim. Demek ki mükteda ve haber eğer mühendis ise bunların başına gelecek ef'ali nakısenin sonuna da nakıs fiilin sonuna da tay e, gelir. Kânet talibetan kânetin ismidir. Merfudur raf alameti eliftir çünkü tesniyedir. Müştehideteyni kânetin haberidir. E, mansuptur. Nasb alameti Yadır. Bir altındaki örneğe bakabilirsiniz çoğul için. Ettalibatu müştehidatun. Kız öğrenciler çalışkandır. Şimdi bunun başına kâne geldiğinde nasıl olacak? Kânetit talibatu müctehidatin. Kânet yine nakıs fiillerdendir. Ettalibatu onun ismidir. Merfudur raf alameti dammedir. Müştehidatin kânenin haberidir. Mansuptur nasb alameti kesradır. Neden? Çünkü cem-i salim olan kelimeler kesra ile mansup olurlardı. Hatırlayacağınız üzere. Mesela bir örneğimiz daha var burada. Diyor ki el bu meftuhatun. Kapılar e, açıktır. Mübteda ve haber. Şimdi buna kâne geldiğinde nasıl olacak? Kânetil ebuâbu meftuhaten. Kânetil ebuâbu meftuhaten olacak. Cümle efaali naqısadan ebwabu onun ismidir merfu'dur rafa alameti dammedir meftuhatan onun haberidir mansuptur nasb alameti fethadır Burada dikkatimizi ne çekecek kapılar açıktırdan kapılar açıktı kapılar açık idi yani anlam geçmişe dönmüş oldu gördüğünüz gibi ve kurallarımız aynen geçerli yani nasıl ki eee mübteda akılsız bir varlığın çoğuluna delalet ettiğinde haber müfret müennes olarak geliyordu idi ise Burada da dikkat ederseniz haber yine müfret ve müennes olarak gelmiş. Son örneğimize de bakalım isterseniz. Esma-i Hamse'den bir örnek vermiş. Ahuke zu hulukin. senin kardeşin zu ahlaklıdır. Ahlak sahibidir. Şimdi bu cümleyi biz irab ederken ahu mübtedadır. Merfudur raf alameti vav'dır. Neden raf alameti vav'dır? Çünkü Esma-i Hamse'den olduğu için. Hatırlarsanız Esma-i Hamse vav ile merfu oluyorlardı. İzafet, izafe edilmeleri lazım. İzafenin de yaya olmaması lazım. Burada zaten şartlarını yerine getirmiş. de muzafu ileyhi. Ehuke. Fethah üzere mevni. Cer mahallede muzafu ileyhi. Zu aynı zamanda neydi? Zu aynı zamanda esma-i hamsedendi. Haberdir, merfudur, raf alameti de vavdır. Neden? Çünkü esma-i hamseden olduğu için. Hulukinde muzafu ileyhi mecul cer alameti kesra. Böyle bir cümlenin başına Kâne ve kardeşleri geldiğinde ne olacak? Aynı kuralımız geçerli. Kâne ahuke zâ hulukin. Kâne ahuke zâ hulukin. Senin kardeşin ahlaklıydı. Geçmişe döndürdük. Ahlaklıdırdan ahlaklıydı'ya diye döndürmüş olduk. Nasıl irap edeceğiz peki? Kâne nakıs fiillerdendir. Ahu onun ismidir. Merfudur. Raf alameti vav'dır çünkü esma-i hamsedendir. Ke fetha üzere mebnidir. Cer mahallinde muzafu ileyhidir. Ve kânenin haberidir. Mansuptur. Nasb alameti eliftir. Neden? Çünkü esma-i hamse elif ile mansup olurlardı. Hulukin muzafu ilehidir, mecurdur, cel alameti kesadır. Gördüğünüz gibi bu nakıs olan fiiller başa geldikleri zaman böyle bir etkileri var. Mesela yan tarafta kâne ile ilgili bize örnekler vermiş. Hemen birinci tabloya bakabilirsiniz. Kenner raculu nasraniyen. Adam Hristiyandı. Bu cümlenin orijinali nedir? Sayfa 453'te. Er raculu nasraniyun. Adam Hristiyandır. Er raculu nasraniyun. Orijinali budur. Ama başına kâne geldiği zaman kâne raculu nasraniyen adam Hristiyandı ya döndü. Ve dikkat edin İrab'ta da bir değişiklik var. Er raculu kânenin ismidir. Merfudur ref alameti dammedir. Nasraniyen kendini haberidir, mansuptur, nasb alameti fethadır gibi. Sekizinci örneğe bakabilirsiniz. Kana duyufu mesrurine. Misafirler sevinçliydi. Bu cümlenin orijinali ne? Ed duyufu ne? Misafirler sevinçlidir. Ed duyufu <laughs> ne? Mükteda ve haber. Başına kâne geldiği zaman ne oldu? Kana duyufu mesrurine. Ed duyufu kendinin ismi merfûr alameti damme. Mesruri ne haberi mansup Nas alameti ya. Çünkü cem-i müzekkeri salim olan kelimeler ya ile mansup olurlar. Şimdi kâne ile ilgili örnekleri çokça gördük. Bir de diğerlerine biraz e, bakalım. Peki bu kânenin kardeşleri neler? Şimdi bize onları e, anlatacak. Kânenin birinci kardeşi asbaha e, fiili. Asbaha fiili. Bu fiilin iki tane anlamı var. Bazen bir şeyin sabah vaktinde vuku bulduğunu ifade etmek için kullanılır. Sabah vaktinde, sabah asbahden geliyor zaten aynı kökler. Bazen de mutlak olarak olduğu anlamı verir. Kâne gibi. Yani bazen kâne gibi, onu cümlenin akışından anlayabilirsiniz. Bazen mutlak olarak kâne gibi olmak anlamı katar. İdi olduğu gibi bir anlamı katar. Bazen de o olan şeyin sabah vaktinde olduğunu ifade eder. Mesela. Ee, örneğimize bakalım. asbahat şemsu müşrikaten. Güneş sabah saatlerinde parladı, parlaktı ee, anlamı var. Bu cümlenin orijinali ne? asbahat şemsu Güneş parlaktır. Cümlemizin orijinali bu. Mübtede haber. asbahat şemsu Başına asbahat geldiği zaman asbahat şemsu müşrikaten olmuş oldu. Niye? Çünkü eşşemsu es esbahanın ismidir. Merfudur, ref alameti dammedir. Muşrikaten esbahanın haberidir. Mansuptur, nasb alameti fethadır. Kâne'de olanın aynısı oldu. Yani ama burada bir de esbahane katı olan olayın, vuku bulan şeyin sabah vakitlerinde olduğunu, sabah vakitlerinde vuku bulduğunu da bize göstermiş oldu. Kâne'nin ikinci kardeşi, Edha'dır. adha yuthi. Duha Arapçada kuşluk vaktidir. Ee, Kur'an-ı Kerim'de de Duha suresinden hatırlayacaksınız. Kuşluk vaktidir. Haliyle bu kelime kânenin kardeşi olan adha bazen bir şeyin sadece olduğunu ifade etmek için kullanılır. Aynı kâne gibi. Ama bazen de bir şeyin kuşluk vaktinde vuku bulduğunu e, anlatmak için kullanılır. Örnek Adhatil ganam mutafarriqatan Koyun sürüsü kuşluk vaktinde dağılmış idi dağıldı e, veya. bu cümlemizin orijinali el ganam mutafarriqatun e, Sürü dağınıktır mübteda haber el ganam mübteda haber dağınıktır Bunun başına kendinin kardeşleri gelince hem irabında hem anlamında küçük bir değişiklik oldu Adhatil ganam mutafarriqatan e, kuşluk vaktinde Sürü e, dağıldı veya bazen şu anlamda da kullanılabilir. Daha önce de söyledik. Sürü dağıldı, dağılmış idi. Sadece olmak anlamı e, katabilir Kâne de e, olduğu gibi veya sürü dağınıktı gibi bir anlamda kataabilir. <Mysteri> El-Ganemu, adha, naqıs fiillerdendir. el onun ismidir, merfudur, ref alameti dammedir. Muteferrikaten onun haberidir, mansuptur, nasb alameti de fethadır. Kâne'nin bir diğer kardeşi, nakıs fiillerden emsa fiilidir. Emsa yumsi fiilidir. Bu e, fiil de yine aynı şekilde e, bir şeyin akşam vaktinde vuku bulduğunu, mesa kelimesiyle aynı köktendir. Akşam vaktinde vuku bulduğunu anlatabileceği gibi mücerret olarak olmak anlamı da katabilir. Mesela örnek vermiş. Emsel mataru aziran. Yağmur akşam vakti çok yağdı. Yani sağanak bir şekilde yağdı demiş. Aslında bu cümlenin orijinali ne? El mataru gazirun. Orijinali bu. El mataru gazirun. Orijinali. Şimdi yani yağmur sağanaktır. Yağmur çoktur, yağışlıdır anlamında. Başına emsa gelince emsel mataru gaziran dönüşmüş oldu. El mataru emsanın ismidir. Merfudur raf alameti dammedir. Gaziren onu haberidir. Mansuptur nasb alameti fethadır. Buna iki anlam da verebilirsiniz. Yağmur sağanak idi de olabilir. Ama yağmur akşam vaktinde sağanak idi anlamı da olabilir. Yani akşam anlamı da katabilir. Dördüncüsü bâte yebitu fiilidir. Bu da yine kânenin kardeşlerindendir. Aynı işi görür. Ya bir şeyin mutlak olarak olduğunu ifade etmek için kullanılır ya da bir şeyin gece vakti olduğunu ifade etmek için kullanılır. Mesela diyoruz ki batel ee, cevu Hava geceleyin soğudu veya hava soğuk idi e de diyebiliriz. Yani olduğu anlamı da katabiliriz. İkisi de mümkündür. Bu cümlemizin orijinali şudur. El cevu Hava soğuktur. Başına bateyi getirdiğimiz zaman batel cevu bariden. Cevu mübteda batenin ismi oldu. Bariden e, yani haber batenin haberi olmuş oldu ve mansup oldu gördüğünüz gibi. Bir diğer kardeşi, beşinci kardeşi zalledir. E, zalle ya zallu fiilidir. Zalle de bir şeyin gün boyunca devam ettiğini, gün boyunca olduğunu ifade etmek için e, kullanılır. Devam anlamı var ama gün boyunca gibi devam anlamı var. Mesela diyoruz ki zallel gaimen hava gün boyu bulutlu idi. Hava gün boyu kapalı kapalı idi anlamında. Cümlemizin orijinali el cawu gaimun hava kapalıdır. Ama başına zalleyi getirdiğimizde hem irade değişiklik oldu, hem anlamda değişiklik oldu. Zallel gaimen gaimen onun ismi haberi olduğu için mansup olmuş oldu ve e, anlamda gün boyu bulutlu idi anlamını kazanmış oldu. Altıncısı Kane, bunu görmüştük zaten. Ee, bütün örnekleri bunun üzerinden gördüğümüz için geçiyorum. Yedincisi Sara, Sara yasiru. Bu da aynı şekilde kânenin kardeşlerindendir. Bunun da e, bir olmak anlamı var, bir de dönüşmek anlamı var. Sayruret deniyor Arapçada buna. Bir de dönüşmek anlamı var. Yani bir şey bir halden başka bir hale geçiyorsa eğer bunu anlatmak istiyorsanız sare'yi kullanabilirsiniz. Mesela diyor ki saral cevu gaimen. Hava kapalı hale geldi, kapandı, bulutlandı. Şimdi sare'yi kullandığın zaman karşındaki şunu anlar. Kapalı değildi önce, hava açıktı. Sonra açık havadan kapalı hale dönüştü. Sayruret oldu. Yani bir halden başka bir hale dönüşmüş oldu bunu anlar. Cevu sare'nin ismi merfu, gaimen sare'nin haberi mansup. E bu cümle yapılarını çözerken dikkat edin bir şeye özellikle söylememin nedeni bu. Bunlar kısa cümleler olduğu için bunlar kolay. Fakat uzun cümlelerde hangisi bunun ismi hangisi haberi anlayabilmek için bunlar olmadığında müpteda ve haberi anlamamız çözmüş olmamız lazım. Yani cümleden önce bunları atıp zihnimizde bunlar olmasaydı ne müpteda olacaktı ne haber olacaktı onu tespit ettiğimizde bunları başına koyduğumuzda da müpteda bunların ismi haberde haber de bunların haberidir. Sekizincisi, Mazale, mazale ve la yazalu şeklinde kullanılıyor bu. Bu bir şeyin hala devam ettiğini, sürmekte olduğunu ifade etmek istiyorsanız isim cümlesinin başına bunu getirebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ma el cevvu mumtiran. Hava hala yağışlı. Hala. Yani şu an bile devam ediyor. Geriden geldi ve şu anda halini koruyor demek istiyorsanız bunu kullanabiliyorsunuz. Veya la yezelu da diyebilirim. La yezelu cevu mumtiran. Hava yağışlı olmaya devam ediyor. Hava hala yağışlı e, diyebilirim. Hala daha devam ediyor gibi anlam katıyor. Cevu onun ismi. Mumtiran da onun e, haberi. Bir diğeri ise madame. Bu da dokuzuncusu. E, bu madame e, bu Genelde şeyin başında gelmez, cümlenin başında gelmez. Cümlenin ortasında gelir bu madame. Diğerlerinden farklı olarak cümlenin ortasında gelir ve cümlenin madamenin sonrasıyla madamenin öncesini birbirine bağlar. Böyle bir bağlama görevi var. Şimdi zaten görmüş olacaksınız. Diyor ki: لا تخرج el Beyti ev la çıkma. Bu nehi hazır geçen dersimizde gördüğümüz. Minel beyti evden çıkma. Ma <mâ> da <dâmel javu> mumtiran hava yağışlı olduğu sürece hava yağışlı olduğu sürece evden çıkma. Yani sonrasını gerekçe yapıp öncesiyle ilgili bir şey söylemiş e olduk. Hava yağışlı olduğu sürece müddetçe evden evden çıkma. Mesela peygamberimiz diyor ki Allahu fi auni'l abdi Allahu Allah fi auni'l abdi kulun yardımındadır. Yani kula yardım eden. مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Kul kardeşine yardım ettiği sürece مَا دَامَ الْعَبْدُ Yardım ettiği sürece kul فِي عَوْنِ اَخِيهِ Kardeşine yardım ettiği sürece Kişi kardeşine yardım ettiği sürece Allah da onun yardımındadır. Yani ve sonrasıyla öncesi arasında bir böyle bir bağlantı kurmuş oluyor. Bir de bunlardan olumsuzluk bildiren leyse var. bu da isim cümlesini olumsuza çevirmek istediğimizde isim cümlesinin başına getiriyoruz. Mesela diyelim ki el bu meşhurun cümlesini düşünün. El bu meşhurun. Yazar meşhurdur, ünlüdür. Bunu ünlü değildir'e çevirmek istiyorsam isim cümlesini ne yapabiliyorum? Leysel katibu meşhuran. Yazar ünlü değildir'e çeviriyorum. Katibu leysenin ismi oluyor. Merfura falameti damme. Meşhuran onun haberi oluyor. Mansup nas falameti fetha olmuş oluyor. Bir de burada zikretmediği bazı şeyler var. Bunlar artık günümüz Arapçasında kullanılmadığı için e, bunları pek kitaplarda zikretme taraftarı değiller. Yeni yazılan kitaplarda ama böyle hadis metinlerinde eski metinlerde bunları görebilirsiniz. Ma beriha bir de ma infekke diye iki tane daha nakız fiil var. Ma beriha bir de ma infekke diye iki tane daha nakız fiil var. Şimdi bize bazı örnekler vermiş. Sayfa 456'da ve sayfa 457'de mesela diyor ki şöyle hep bunların mazisini falan yaptık. Birazdan muzarilerini yapalım. Mesela hangisini yapalım? Altıncı örneğe bakabilirsiniz. Esbaha. Altıncı örneğe bakabilirsiniz. Yusbihul ummalu zâhibîne ilel amelih. يصبح العمال ذاهبين الى العمل Şimdi önce bu cümlenin bir orijinalini hatırlayalım. Bu cümlenin orijinali nasıl olur? El ummalu zahibun ila el amali. El ummalu işçiler zahibun giderler ile ameli amali iş yerine yani işe giderler. Şimdi ben bunun e, sabah vakti olan bir hadise olduğunu anlatmak istiyorsam bunun başına ne getire, getirmem lazım? Esbaha'yı getirmem lazım. Bu da muzari formunu getirmiş Esbaha. Esbaha yusbihu. Yusbihul ummalu zahibine ilal ameli demiş. Yusbihu nakıs fiillerdendir. El ummalu onun ismidir. Merfudur ref alameti dammedir. Zahibine onun haberidir. Mansuptur. Nasb alameti yadır. Çünkü cem-i müzekeri salim ya ile mansup olur. İla harfi cerdir. Ameli onunla mecrudur. Cer alameti de kesradır. İşçiler sabahleyin işe giderler olmuş oldu. Yani bu eylemin e, isim cümlesinin sabah vakti olduğunu beyan etmiş oldum. Veya mesela 10. örneğe bakabilirsiniz. E, bu 10. örneğimizin orijinal hali şu. El kafiru nadimun. Kafir pişmandır. El kafiru mübteda nadimun onun haberidir. Şimdi ben bunun e, kafirin pişman olacağını ifade etmek istiyorsam vakitten müstakil. Mesela Esbaha'yı kullanabilirim. Burada yine Muzari'yi kullanmış. İstersem derim ki asbahal kafiru nadimen. Kafir pişman oldu diyebilirim. Doğru mu? Veya diyebilirim ki Yusbihul kafiru nadimen. Kafir pişman olur. Veya diyebilirim ki geleceğe döndürmek istiyorsam seyusbihul kafiru nadimen. Kafir pişman olacak. Gelecekte kafir pişman olmuş olacak. Bu geleceğine ne kattı? Se kattı. Biz daha önce demiştik bir fiili muzari geleceğe çevirmek istiyorsak başına sin veya saufe getiririz. Fiilin geniş zaman anlamı gelecek zaman anlamına dönüşür. Örneğimizde olduğu gibi sin istikbal harfidir. Yusbihu nakıs fiillerdendir fiili muzaridir. El kafiru onun ismidir. Merfudur raf alameti dammedir. Nadimen onun haberidir. ve mansuptur nasb alameti de aynı şekilde fethadır. Mesela bu bize vermiş olduğu bir örnek. Mesela ikinci örneğe bakın. Adha kudatu zamanina lususan. İkinci örnek. Zamane hakimleri yani bizim zamanımızın hakimleri hırsız oldu. Şimdi bu cümlenin orijinali ne? Kudatu zamanina lususun. Kudatu zamanina bizim zamanımızın kadıları, hakimleri lususun hırsızdır. Değil mi? Mübteda ve haber cümlesi. E ben bunların hırsız oldu demek istiyorsam ethayı getirebilirim. Etha kudatu zamanina lususan. Etha ef'ali naqsedendir. Kudatu onun ismidir. Merfudur raf alameti dammedir. Zamani muzafu ilehidir. Mecrurdur cer alameti kesradır. Aynı zamanda muzaftır. Na sükun üzere mebnidir. Cer mahallinde muzafu ilehidir. Lususen edhanın haberidir. Mansuptur. Nasb alameti fethadır. Dedim. Anlam ne olarak değişti? Zamanı hakimleri hırsız olduğu e, anlamını kazanmış oldu. Ama bunu istiyorsam bir de ne anlamında kullanabilirim? E, kuşluk vakti anlamında olduğunda da bu anlamda da kullanabilirim. Onun içinde mesela birinci örneğe bak. Edha halilun meridan. Halil kuşluk vaktinde hasta oldu. Aslında bu cümlenin orijinali halilun maridundur. Halil hastadır. Başına ama halilin hastalığı kuşluk vaktinde vuku bulmuş. Bunu anlatmak istiyorum. Başına ha getiriyorum. Adha kuşluk vaktinde oldu. Halilun, halil maridan hasta oldu. Halilun ismi maridan da onun haberi diyebiliriz. Evet. Başka bakalım bize vermiş olduğu ne vardı? Sayfa 457'de mesela bâte ve zalleyi vermiş. Zaten özelliği neydi? Bir şeyin olduğunu da ifade etmek için kullanabilirdik. Gece vakti olduğunu da ifade etmek için kullanabilirdik. Mesela elimde şöyle bir cümle var diyelim. El-bahru haicun. Deniz dalgalıdır. El-bahru haicun. Deniz dalgalıdır. Mübteda haber. Şimdi ben böyle bir cümleyi deniz gece vakti dalgalı oldu veya oluyor demek için başına ne getirmem lazım? Bate'yi getirmem lazım. Oldu diyeceksem bate, oluyor olur diyeceksem yebitu'yu getirmem lazım. Batel bahru Deniz gece vakti dalgalı oldu. Bate geçmiş. Yebitu bahru dersem eğer birinci örneğin farklı şeylerini yapıyorum. E, deniz gece vakti dalgalı olur. Deniz gece neyin dalgalı olur anlamı olmuş mu? Bahru yebitu'nun ismi olur. Haicen de onun haberi olmuş olur. olur. Yine mesela zalle var burada. E, mesela diyelim ki benim elimde ne olsun? İki kardeş kederli. Yani e, sekizinci 8. örneği yapıyorum. El ahavani mehmumani demem lazım. İki kardeş kederlidir. El ahavani iki kardeş mehmumani kederlidir. Ahavani mübteda mehmumani onun haberi. Doğru mu? Şimdi ben bunun gün boyu devam ettiğini ifade etmek istiyorsam hangisini kullanacağım? Zalle veya yazallu'yu kullanacağım. Doğru mu? Zallel ehevani mehmumeyni diyeceğim. İki kardeş gün boyu kederliydi. Peki kederli olur, kederli oluyor demek istesem ne yapacağım? Yazallu'yu kullanacağım. Yazallu el ehevani mehmumeyni diyeceğim. Farklar anlaşılıyor mu gençler? Aradaki farklar anlaşılıyor değil mi? Tamam. Mesela 10. örneğe bakın bu Kur'an-ı Kerim'de de var. Zalle kelimesini Kur'an'dan hafızdan hatırlayan var mı? Zalle. Hadi bir kopyala ver buyur zalle vecuhu musveddin. Şimdi bakın aynı ifadeyi burada biraz değiştirerek kullanmış. Zaten göreceksiniz. Ee, şimdi benim elimde diyelim ki bir cümle var. Kafirin yüzü kara demek istiyorum. Ne diyeceğim? Vechul kafiri musvedun. Kafirin yüzü karadır. Vechul kafiri kafirin yüzü musveddun karadır. ve haber cümlesi. Peki bunun başına ben yani şöyle demek istiyorsam kafirin yüzü karadır değil de karardı kara oldu demek istiyorsan başına ne getireceğim? Zalle getireceğim. Zalle vechul kafiri musvedden olmuş olacak. Kafirin yüzü kapkara kesili verdi. Kesilir veya kesiliyor demek istiyorsam ne diyeceğim? Yazallu <laughs> diyeceğim. Yazallu vechul kafiri musvedden. İleride olacak bu iş demek istiyorsam ne diyeceğim? Sevfe yazallu vechul kafiri musvedden. Veya se yazallu vechul kafiri musvedden diyeceğim. Başka ne var? Sare var. Şimdi sarenin dedik iki tane anlamı var. Bir olmak anlamı var. Bir de dönüşmek. Bir halden başka bir hale geçmek anlamı var dedik. Mesela ben diyorum ki ikinci örneğe bakın. Benim şöyle bir cümlem var. Ali akademisyendir diyeceğim. Ne diyorum? Aliyun akademiyun diyorum. Ali akademisyendir. Peki ben bunu... Ali akademisyendir'den çevirip akademisyen oldu veya olur demek istiyorsam ne diyebilirim? Sara, Ali'yun akademiyen diyeceğim. Ali'yun Sara'nın ismi, merfura falameti damme, akademiyen haberi mansup, nas falameti fetha diyeceğim. Peki dönüşmek anlamı vermek istiyorsam ee, ne yapacağım? Şimdi dikkat edin beşinci örneğe. Sara, el kumhu kubzen, buğday ekmek oldu Kastım ney peki? Buğday ekmeğe dönüştü. Yani buğdayken buğday halinden ekmek haline e, dönüştü. <laughs> Sara el kumhu khubzan. Kumhu Sara'nın ismi khubzan onun haberi. Biri merfu, biri de mansup gördüğünüz gibi. Bu tabi yasiruda da kullanılabilir. Burada kullanmamış ama mesela aynısını şöyle de kullanabilirdim. E, yasiru kubzen Buğday ekmeğe dönüşür. Muzarif ile alırım. Bunu geçmiş yapacak, gelecek yapacaksam ne diyebilirim? Seyus <laughs> bihu. El kumhu hubzen. Buğday ekmeğe dönüşecek. Buğday ekmek olacak da diyebilirim. Evet. Bu bir şeyin hala sürdüğünü, devam ettiğini ifade etmek için ne kullanıyorduk? Mazale veya la yazalu ee, kullanıyorduk demiştik. Mesela demiş ki mazale el cevu bariden. Sayfa 458 birinci örnek. Mazale el cevu bariden. Hava hala soğuk. El cevu baridun. Mazale el cevu bariden. Hava hala Soğuk. Mesela diyelim ki birinin arabası var, yıllardır kullanıyor. Arabası yeniyse şimdi ne diyeceğim? Seyyaratuke cedidetun. Senin araban yenidir. Müptedak haber. Seyyaratuke cedidetun. Senin araban yenidir. Ama ben bunu demek istemiyorum. Ben şunu demek istiyorum adama. Diyelim ki araban hala yeni. Yani bunca yıldır kullanmana rağmen araban hala yeni. O zaman ya mazale ya da la yazeluyu kullanacağım. Diyorum ki mesela mazalet seyyaratuki cedideten. Araban hala yeni. Yani bu, bu zamana kadar yeniliğini korumuş ve devam ettirmiş. E, mazalet nakıs fiillerden. Seyyaratu onun ismi. Merfura falameti damme ki kesre üzere mebni cel muhallinde muzafu ileyh. haber mansub nasb alameti fetha. Bir de la yezelu var. Mazalenin. Mesela demiş ki la yezelu muhammedun azben. Azben. Muhammed hala bekar. Muhammedun azebun. Muhammed bekardır. Muhammed bekardır. Gökte de haber. Fakat hala bekar olduğunu ifade etmek istiyorsam la yazalu Muhammedun azaben diyorum. Muhammed onun ismi, azaben de onun haberi olmuş oluyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'den hatırlayın. Bu Kur'an-ı Kerim'de de çok kullanılır bu ifade. Mesela Allah azze ve celle diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve la yazalun yuqatilunukum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ve la yazalun yuqatilunukum sizinle savaşmaya devam ederler ve la yazalun yuqatilunukum sizinle savaşmaya devam ederler ne zamana kadar hatta yaruddukum an dinikum sizi dininizden döndürünce kadar yani yaptıkları savaşın gayesini ifade etmek için söylüyor veya peygamber aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte ne diyor bize la tazalu taifetun min ummeti zahirin ala'l hak benim ümmetimden bir topluluk hak üzere devam edecek. Yani hep hak üzere olacak. La tezalub. Yani Muzari'nin e, müfret müennes gayb kalıbını kullanılmış. Evet. Bir de madame'miz vardı. Madame ile ilgili ne demiştik? Madame cümlenin ortasında gelir. Müddetçe gibi bir anlam katar. Sürece gibi bir anlam katar. Ve sonrasıyla öncesini birbirine bağlar e, demiştik. Mesela diyorum ki ben. La takra, okuma. Ma <mâ> damen nuru dailen. Işık zayıf olduğu sürece okuma. Şimdi e, la teqra, nehi hazır. Önceki dersimizde gördüğümüz. Ma <mâ dâme> en nuru ilen, Bu cümlenin orijinali en nuru ilun, Işık zayıftır. Orijinali bu. Ama başına madem'e gelince ma en nuru dailene dönüşmüş oldu. Işık zayıf olduğu sürece. Bu asla bu şekilde gelmez çünkü cümle tamamlanmaz. Yani en nuru dailen böyle bir cümle olmaz. Neden? Çünkü cümle tamamlanmaz. Mutlaka öncesinde bir şey olması lazım. La takra ma daman nuru da ile okuma ışık zayıf olduğu sürece. Aksi halde çünkü bir cümle değil bu isim cümlesi değil. Cümle tamamlanmamış oluyor. Veya diyoruz ki mesela ekrahuke seni sevmem. Sana senden hoşlanmam. Madame hulukuke seyyen. Ahlakın kötü olduğu müddetçe, huyun kötü olduğu müddetçe seni sevmem demiş oluyor. Aslında bunun orijinali şu. Hulukuke un. Senin ahlakın kötüdür. Mübdede haber. Ama ben ne yapıyorum? Başına madame getiriyorum. Madame hulukuke seyyi'ene dönüştürmüş oluyorum gibi. Peki. Burada şeyi bitirmiş oldu. Ee, nakıs fiilleri bitirmiş oldu. Ve davana elhamdülillahi rabbil alemin.